Görüntüm ile karşınızdayız. Her cuma olduğu gibi bu haftada hem reel sektör hem de bireysel yatırımcı nezdinde artan riskler döviz tarafında ve diğer enstrümanlarda bunları konuşacağız. Tolga Uysal olacak, Deriva Danışmanlık Yöneticisi bugün konuğumuz bu hafta. Tolga, hoş geldin yayına. Merhaba güzel, merhaba, nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyisindir umarım. Şimdi hemen başlayalım istersen süreyi de iyi kullanmak adına. Kurun aşağı gelmesi elbette şu aşamada içeride enflasyon tarafı nezdinde bir bizim için pozitif algı. Öte yandan ithalat ya da ihracat hiç fark etmez. Reel sektörde kur stabilizasyonu, volatilitenin azalması, tüm bunlar pozitif ama bir yandan da bu seviyelerde kalıp kalmayacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla biraz oradan başlayalım mı? Hem bu son hareketi nasıl görüyorsun hem de hedge etmek giderek cazip hale mi geliyor pozisyonları? Haklısın burada çünkü hem bir taraftan dolar kuru aşağı iniyor. Biliyorsun geçen hafta Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı başarılı bir sunum vardı. Enflasyon raporu sunumu vardı geçen Perşembe günü. O sunumdan sonra biliyorsun 7.40'lardan biz şu anda 7.10'lara geldik dolar tarafında. Şimdi kurun her indiği seviye açıkçası reel sektörde açık pozisyon olan şirketlerin bu açık pozisyonu kapatması açısından bence bir fırsat. Şimdi şöyle bir de rakamımız var. Merkez Bankası biliyorsun bu finans kesimi dışındaki yani reel sektörün açık pozisyonunu açıklıyor her aylık bazda. Geçen Kasım ayında reel sektörün açık pozisyon rakamı 158 milyar dolar oldu. Yani 155'e kadar biz inmiştik. 3 milyar dolarlık bir artış var. Burada benim çekincem şu. Kurlar yani hala gayet büyük bir oranda reel sektörün bir açık pozisyon tuttuğunu görüyoruz. 158 milyar dolar. Yani kur yukarı gittiğinde ithalat yapmak zorunda olan hem ihracatçı hem ithalatçı açısından bir risk söz konusu. Ve ben açıkçası burada pozitif işte ülke priminin CDS'in 300'ün altına inmesi artı biraz evvel Merkez Bankası Başkanı yine bir açıklama yaptı. Faizleri indirmeyeceklerini söyledi uzunca bir süre daha enflasyon baskısı sebebiyle. Bunlar pozitif tarafta olanlar ama negatif tarafa baktığımda yüksek bir enflasyon hala devam ediyor. %14.9 gelen bir enflasyon var, %15 neredeyse ve bunun hedeflenen %9.4'e inmesi açıkçası bence çok zor. Ve önümüzdeki Mayıs ayına kadar enflasyonda bu artış devam etme olasılığını da ben yüksek görüyorum. Diğer taraftan dolarizasyon biliyorsunuz 236 milyar dolarlık bir yurt içi yerleşiklerin tuttuğu bir dolar var. Şimdi bunda hafif bir kırılma olması gözlense bile hala bunun 86 milyar dolar reel sektörde, geri kalan bireysellerde. Şimdi bunları topladığımda enflasyon baskısı, dolarizasyon, bir de Merkez Bankası'nın bu rezervlerini tekrardan yenilemesi gerekiyor. Orada da bir alım yapması gerekiyor. Ben açıkçası bu kur düşüşünün reel sektör açısından bir fırsat yaratacağını düşünüyorum. 7.43'tü güzel yıl sonunda dolar. 9.13'te Euro'dan biz geldik. Şu anda %5-6 civarı dolarda yıllık bazda, yani son bir ayda bir düşüş var. Euro'da bu daha fazla, %7. Açıkçası bu seviyeler bence reel sektör açısından bu risklerini hedge etme anlamında iyi fırsat veren şey. Artı sen de söyledin, oynaklık da düştü. %15'e düşen bir dalgalanma var dolar TL'de. Bence bunu iyi değerlendirmeleri gerekiyor reel sektörün. Peki Tolga, şunu da merak ediyorum. Ben özellikle son dönemdeki işlem hacimlerine bakıldığında VIOP kontratlarına olan talebi nasıl görüyorsun? Yani VIOP tarafında gerçekten iyi bir hareket var. Çünkü yatırımcılar farklı mecralar var biliyorsun riskleri yönetmek için. Bunlardan birisi VIOP, vadeli işlem tarafı. Orada güzel aslında hamleler yaptı Borsa İstanbul. Vade sayılarını arttırdı. Eskiden sadece 3-4 tane olan vade ayı, şu anda baktığınızda 16 tane farklı vade ayı var. Önümüzdeki seneye yayılan. Burada reel sektör şirketleri veya yatırımcılar bu sözleşmeleri kullanabilirler. Ben şöyle bir çalışma yaptım. Şimdi burada önemli olan reel sektörün hedge yapacaksa bu seviyelerde bir fırsat var. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum. Hangi maliyetle yapacağı? Çünkü en önemli şeylerden birisi maliyet. Ve faizlerin artması tabii hedge maliyetini de artırdı. Bu konuda da çok haklılar. Çünkü bir reel sektör çalışanına sorduğunuzda bir mali işler müdürüne ya forward veya opsiyon yapmanın maliyeti arttı. Çünkü neden? Faizler arttı. Şimdi burada aslında finansal mühendislik burada devreye giriyor. Maliyetleri azaltmak da bizim elimizde. Bunu da yapabiliriz. Mesela ben VIOP'a baktığımda senin söylediğin dün 7.13'dü spot. Baktığımda 8.20 civarı bir aralık sonu kur görüyorum. Şu bugün itibariyle biraz daha düşmüştür bu. Bu da %15'lik bir, %15.2'lik bir faiz anlamına geliyor. Yani bunu yıllığa vurduğumda %16, %17 civarı bir faiz var.
Şimdi bunu bir kenara koyduk. Eğer reel sektör isterse gidip Viyop'ta %16, %17 civarında bir faizle riskini hedge edebilir. Peki forward tarafı? Forward tarafında, OTC tarafına baktığımızda çok çeşitli alternatifler var. Zaten bunun güzelliği bu. Yani şu anda bence dönem bunları düşünüp maliyetleri yan yana dizip koyup hangi alternatifi kullanabiliriz? Eğer döviz açık pozisyon varsa. Yani şey dememiz lazım. Dolar çok düştü. Buradan da gidecek. Belli bir sürede gitmez. Gitmeye de bilir. Belli bir süre kalabilir ama bu 7 civarından 7.50'ye bile gitse bu dolar kuru önümüzdeki dönemde işletmelere bir risk teşkil edecek. Normal forward'a baktığımda demin söylediğim Viyop'taki 7.13 bir aylık forward 7.25'ler veriyor. Yani bu da %1.68 civarı bir maliyete denk geliyor. Ben bunu yıllığa vurduğumda %20'lere denk geliyor. Yani aslında OTC'deki o forward'ın maliyeti Viyop'tan daha fazla. Yani o yüzden reel sektörün bence Viyop tarafına da bakmasını ben hep her zaman vurguluyorum zaten. Çok önemli. Oradaki o faiz farklarını forward OTC ile karşılaştırabilirler. Şimdi bu düz forward dediğimiz 7.13-7.20 bir aylık forward. Bunu da şey yapmak mümkün. Bunun da maliyetini aşağı indirmek mümkün. Reel sektör şirketi eğer diyorsun ki %20 çok yüksek ki haklılar çok yüksek. Mesela bir alternatif bir ürünümüz daha var. Asimetrik forward dediğimiz bir ürün. Burada opsiyonlar devreye giriyor. İşte bunun güzelliği burada zaten. Asimetrik forward da eğer bir reel sektör şirketi şu anda yaparsa deminki o 7.25'lik forward oranını 7.21'lere kadar düşürebiliyor. Yani maliyet %1.68'den aylık 1.23'e düşüyor. Yıllıkta da %14.70'lere geliyor. Yani %20'den %14'lere düşürdük. Şimdi nasıl yapıyor bunu? Aslında reel sektörün şirketinin yaptığı bir şey yok. Bu bir ürün. Yapılandırılmış bir ürün banka tarafından. İki tane opsiyondan oluşuyor. Bir alım opsiyonu alıyor reel sektör şirketi. Bir de satım opsiyonunu satıyor. Çünkü neden? Maliyeti düşürmek. Yani burada eğer alım opsiyonunda bir maliyet varsa prim ödemesi gerekiyor çünkü şirketin. Satım opsiyonunu satarak buradaki maliyetini daha aza indiriyor. Bu iki işlemin sonucunda banka OTC'de yani tezgah üstü piyasada reel sektör şirketine bu 7.21.75 kurunu veriyor. Şimdi neden daha ucuz? Çünkü bu ürünün özelliğinde bu alım opsiyonunun nominali $300.000. Yani reel sektör $300.000'dan kur yukarı giderse 7.21.75 üzerine giderse ben dolar alırım diyor. Yani yukarı giderse zaten kar yazıyor bu bacaktan. İkinci bacakta satım opsiyonunu satmıştı. Bu sefer banka hakkını kullanabilir. Yani kur aşağı giderse 7.21.75'ten bu sefer banka 300 bin değil $500.000 biraz daha fazla bir montanla reel sektör $500.000'ı ben 7.21.75'ten alırım diye bir yükümlülüğe girmiş oluyor. Ama bunun netinde baktığında reel sektör şirketi aslında maliyetini 7.23 değil 7.21'lere kadar çekmiş oluyor. Bu da ikinci ürünümüz. Bir ürün daha var. Eğer diyorsanız ki bunun da maliyeti yüksek. Yani %14'lere, %15'lere gelen bir maliyet var. Yine iki opsiyonun bileşkesinden oluşan başka bir ürün de kullanabilir. Bu da boğa yayılma pozisyonu olarak adlandırılıyor. Bull spread. Bunda da bir alım opsiyonunu alıyorsun. Diyelim normal kurlardan yapalım. 7.13'ten yaptım ben bunu. Diğer alım opsiyonunu satıyorsun 7.34'ten. Şimdi bu iki opsiyonu alan reel sektör 7.13 ile 7.34 arasında $1 milyon üzerinden yaptığımı varsayayım. Kuru 7.13 ile 7.34 arasında kilitlemiş oluyor. Yani 7.34'ün üzerinde çıkarsa 7.34'e kadar bir korunma var ithalat anlamında. Alt tarafta da 7.13 ödeyeceği prim. Yani $1 milyon bir işlemde bu reel sektör şirketi $10.000, $11.000 civarı bir para ödüyor. Bu da maliyet olarak %1'lere düşüyor. Hani biraz evvel bu %1-2'lere yaklaşmış maliyet bir aylıkta %1'lere düşüyor ve yıllıkta da %12-13 civarı bir maliyete ulaşmış oluyoruz. Yani burada toparlarsam farklı ürünler var piyasada. Reel sektör şirketleri bunları tek tek seçip işlerinden maliyet anlamında en düşük olanı seçme şansına sahip. Viyop bunlardan bir tanesi. OTC'deki o tezgah üstü piyasadaki bu biraz evvel belirttiğim farklı ürünlerde diğer alternatifler.
Peki Tolga, son 3 dakika içerisinde biraz aslında ana metal grupları ve emtia tarafını da konuşalım. Özellikle burada Türkiye'de demir çelik fiyatları çok merak ediliyor. Küresel piyasalarda yine nasıl görüyorsun? Yani sadece demir çelik değil, bakır tarafını da sorayım. Birçok değişken var ama arz talep tarafında talebe dair biraz sinyaller var. Sanki pandeminin etkisini biraz geçerse belki üretim daha da artacak diye. Sen nasıl yorumlarsın? Seninle en son konuştuğumuzda hatırlarsan bir grafik göstermiştim. Geçen yıl metallerde çok büyük bir yukarı hareket olmuştu. Bazı metallerde bakır, alüminyum, çinko artı demir cevheri. Yani inşaat sektörünü çok yakından ilgilendiriyor. Ve şunu belirtmiştim ben. Bu hareket devam edecek ama bir düzeltme olması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok yüksek oranda artışlar olduk geçen sene. Çin'in etkisi de burada çok önemli. Çin sebebiyle. Şimdi bu düzeltme aslında biraz yaşanıyor şu anda. Aralığın ikinci yarısından ve ocağın ilk haftasından itibaren bakır fiyatlarında mesela çinko fiyatı %9 düştü. Bakır %5 düşmüş. Alüminyum keza %5 düştü. Esas en fazla düşen inşaat sektörü için çok önemli. Demir cevheri. %15'lik bir düşüş var son birkaç hafta içerisinde. Hurda da çok önemli demir çelik sektörü için. %10'luk bir düşüş var. Şimdi bütün bunları ben üst üste koyduğumda metallerde bir geri çekilme var. Bunun da ana sebebi Güzem aslında Çin. Biliyorsun Çin yeni yıl tatili başlıyor önümüzdeki hafta ve ayın 15'ine kadar Çin'de bir tatil olacak. Çin'in bu piyasadan çekilmesi genelde her yıl zaten aynı şey olur. Metallerde biraz geri çekilmeye yol açar. Artı Covid etkisi Çin'de hiç vaka yokken son dönemde biraz daha artmaya başladı. Sayıları çok fazla olmasa da Covid tarafında Çin'de bazı vakalar sayıda artış gözüküyor. Bu da etkiliyor. Ama ben 2021 senesi için açıkçası bu alanda daha umutluyum. Çünkü Çin'de %8'e yakın bir büyüme bekleniyor. Avrupa, ABD geçen seneden daha iyi olacak. Bu da tabii talebi artıracak. O yüzden bu düşüşün, bu metallerdeki bir son 4-5 haftalık düşüşün ben yine bir fırsat yarattığını düşünüyorum. Yani bence reel sektör şirketlerinin bu dönemde hem döviz kurunun, dolar Türk lirasının, euro Türk lirasının düştüğü, hem de metallerin düştüğü ve hatta belki biraz daha düşebileceği bir ortamda tekrar pozisyonlarını, hedge pozisyonlarını güncellemeleri gerektiğini düşünüyorum. Tolga, genel olarak MTA endeksini az önce ekrana getirdim, Bloomberg MTA endeksini. Orada bir yükseliş var. Orada petrolün de elbette katkısı var ama biraz tabii bahseder misin, bazı metaller dışında trend nasıl? Tabii şimdi orada petrol de devreye giriyor. Burada bazı metaller son birkaç haftadır aşağı giderken petrol biliyorsun geçen sene çok büyük bir darbe yemişti. -40 dolarlardan bir 20 dolara çıktı. 20 dolardan yavaş yavaş 40 dolara geldi. Ve şimdi de son 1-2 aydır gerçekten bence aşırı bir yükseliş oldu petrolde. Burada en büyük etken OPEC. OPEC çok iyi bir iş çıkardı. Yani OPEC kendi açılarından tabii çok iyi bir iş çıkarttı. Arz kesintilerine devam ediyor. %101 oranında, yani daha fazla bu kesintilere uyan bir OPEC ülkeleri var. Aha. Artı geçen ay biliyorsunuz Suudi Arabistan 1 milyon varil ekstra kendisi kesinti yapacağını söyledi. O yüzden petrol fiyatları şu anda bir 55-56 dolar olan bir WTI, 58 olan bir Brent var. Ben açıkçası bunların bu seviyenin biraz 55'in üstü yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir geri çekilme olabilir. Bunu bekliyorum. 52'den beri bekliyorum ama hala yukarı attı. Biraz geri çekilme olacaktır petrol tarafında da. Tolga, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Evet, risk yönetimi burada noktalıyoruz. Saat 14'te piyasa altında buluşmak üzere. Hoşçakalın.